Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi'nden Jeff Menkoff, panelteki konuşmasında daha çok Rusya'nın Suriye'deki iç savaşa dahil olma nedenleri üzerinde durdu. Putin'in Sovyetler Birliği'nin uluslararası arenadaki etkisini geri getirmeye çalıştığını söyleyen Menkoff, Ukrayna'da düşman olarak görülen Rusya'nın Suriye'deki varlığıyla bir müttefik görünümü kazandığını ve daha fazla söz sahibi olmaya başladığını bildirdi. Menkoff'a göre günümüzde hala 19. yüzyıl politikaları izleyen Rusya, uluslararası olayları Batı'dan çok farklı yorumluyor. Arap Baharı başladığında Rusya bu hareketi Batı'dan farklı yorumladı. Amerika ve Batı Arap Baharı'nı daha fazla demokrasi ve insan hakları yönünde bir hareket olarak değerlendirirken, Rusya bu hareketi laikliğe karşı dinci bir hareket olarak yorumladı. Moskova, Amerika'nın el attığı her yerde dengelerin bozulduğunu, rejim değişikliğinin kendi bölgesi dahil birçok yere kaos ve siyasi karışıklık getirdiğini savunuyor. Rusya, Amerika'nın Libya ve Irak'ta yaptığı hataya Suriye'de de düşeceğini ve buna karşı harekete geçmeye mecbur kaldığını öne sürüyor. Rusya, Menkoff'a göre Suriye'deki rejimin devam etmesini istiyor. Ukrayna ve ardından Suriye'deki askeri müdahalesiyle Rusya, hem Suriye'deki çıkarlarını korumak hem de Amerika'ya karşı bir denge oluşturarak uluslararası alanda tekrar söz sahibi olmak istiyor. Rusya Esad olsun veya olmasın Suriye'deki rejimin devam etmesini istiyor. Esad'ın koltuğundan gitme seçeneğini Rusya son bir pazarlık kartı olarak kullanacaktır. Ancak Rusya bütün bu planını kendi çıkarlarını koruma temeline dayandırıyor. Son adımı Suriye devleti ve rejiminin devamı için değil de bölgede ve uluslararası alanda daha fazla söz sahibi olabilmek için attığı çok açık. Bu özellikle Amerika'nın bölgedeki etkisinin azaldığı bir dönemde yapılıyor. Böylelikle barış görüşmelerinde Rusya'da masadaki yerini alacaktır. Bu sayede Rusya kendisini Suriye görüşmelerinde ve bölgeyle ilgili siyasi görüşmelerde kilit öneme sahip bir konuma getirmiş bulunuyor. Suriye olayının bir parçası olarak Moskova bölgedeki ülkelere Rusya'nın güvenilir bir ortak olduğunu ve Amerika'nın yapamadığını başaracağını göstermek istiyor. Hudson Enstitüsü'nde Rusya ve Avrasya uzmanı olan konuşmacılardan Hannah Thorburn, Rusya'nın Suriye politikasını 3 ana nedene bağladı. Birincisi askeri gücünü pekiştirmek. Rusya, jetinin düşürülmesini kendi çıkarlarına kullanarak Orta Doğu ve Akdeniz'deki askeri varlığını artırmaya başladı diyen Thorburn, Rus denizaltıları ve savaş gemilerinin Akdeniz'e açıldığını, S-400 gibi ileri teknoloji füzeleri ve askeri uçakların da Suriye'de konuşlandırıldığını belirtti. Thorburn'e göre ikinci neden ise iç politika. Rusya'da bugüne kadar düşman atfedilen Amerika, Avrupa Birliği ve NATO'nun yerini Türkiye almış görünüyor. Türkiye sorunu sayesinde Kremlin, halka ekonomik ve sosyal sorunları unutturmuşa benziyor. Rusya'nın bu sert tavrının nedeninin Rusya'nın iç dinamiklerine bakılarak anlaşılabileceğini söyleyen Thorburn, Rusya'nın hiçbir krizi kendi lehine çevirmekten kaçınmadığına dikkat çekti. Üçüncü bir neden ise Rusya'ya uygulanan yaptırımların kaldırılmasını sağlamak. Rusya, Batı ile ittifak kurup IŞİD terörüne karşı mücadele ederek yaptırımların kaldırılmasını amaçlıyor. Hannah Thorburn'e yönelttiğimiz ilk soru, Türkiye'nin Rus jetini düşürme kararına dışarıdan destek olup olmadığı. Türkiye'nin Rus jetini düşürme kararını tek başına aldığı anlaşılıyor. NATO'nun bu kararın alınmasında rol üstlenmesi açık bir savaş nedeni olacağından ittifakın bu kararla ilgisi olması çok mantıklı görünmüyor. Türkiye'nin dışında herhangi bir ülkenin alınan karara müdahil olduğunu söylemek de çok zor. Türkiye de bu kararı hemen o anda almış değil. Öncesine baktığımızda Türkiye'nin daha önce birkaç kez Rusya'yı hava sahasını ihlal etmemesi için uyardığını biliyoruz. Hudson Enstitüsü Rusya uzmanı Thorburn, yaşanan gerginliğin ne kadar süreceği konusunda da şu yorumda bulundu. Bence Rusya'nın Türkiye'ye gösterdiği sert tavır en azından kısa bir süre daha devam eder. Uzun vadede ise gerginlik azalır. Bunun nedenlerinden biri özellikle inşaat sektöründe birçok Türk şirketinin Rusya için çok büyük öneme sahip olması. Erdoğan ve Putin'in ülke yönetim tarzı birbirine çok benziyor ve her iki lider de birbirinden saygı görmek istiyor. Türkiye, Rus jetini düşürerek Putin'e Rusya'nın Türkiye'ye diğer ülkelere davrandığı gibi davranmayacağını göstermek istedi. Söylemlerinin çoğunun blöf olduğunu düşünüyorum. Kısa süre içinde iki ülkenin birbirlerine daha olumlu bir şekilde yaklaşabileceğini umuyorum. Türkiye ve Rusya bu olaya kadar yoğun ekonomik işbirliği içindeydi.
Peki Rusya ile bu kadar önemli ekonomik bağları olan Türkiye neden Rus jetini düşürme kararı aldı? What I can say is that it seems as though this particular jet, just from where it was shot down, was not actually bombing ISIS. Rus jetinin düştüğü bölgeye bakarsak, Rusya'nın IŞİD'den çok etnik Türkmenlerin yaşadığı bölgeyi bombaladığını görebiliriz. Çünkü Kuzey Suriye'deki dağlarda Türkmenlerin yaşadığını biliyoruz. Bu Türkmenlerin Türkiye ile etnik bağları bulunuyor ve Esad'a karşı savaşıyorlar. Rusların bu grubu düzenli olarak bombalamasına Türkiye büyük bir hakaret olarak görüyordu ve buna tepki gösterdi. IŞİD'e karşı savaştığını söyleyen Rusya'nın Türkiye sınırında yaşayan Türkmenleri bombalamasına Türkiye dur demek istemiş olabilir. SETA Vakfı Araştırma Yöneticisi Kılıç Kanat ise her iki tarafın iyimserliğini korumaya çalıştığını ancak üst düzey Rus yetkililerin yapıcı olmayan açıklamalarının bu iyimserliği ortadan kaldırdığını söyledi. Rusya'nın Suriye olayına dahil olması, IŞİD'in Orta Asya ve Kafkasya'ya yayılmasından korkması mı sorusunu Kılıç Kanat, öyle olsaydı Ruslar hava saldırılarının çoğunu IŞİD'in dışındaki gruplara yapmazdı diye cevapladı. Kanat, Rusya'nın doğalgaz projesini durdurma nedenlerinden en önemlisinin sanıldığı gibi Türkiye ile çıkan sürtüşme değil, düşen enerji fiyatlarının bu projeye yapılacak yatırımı gereksiz kılması olduğunun altını çizdi. Kılıç Kanat, Amerika'nın sesine sorunun ne zaman çözüleceğini öngöremediklerini söyledi. Uçağın düşmesi sadece bir bahane olarak kullanıldı ve S-400'lerin getirilmesi, hava saldırılarının arttırılması ve hani gazetelerde yazdığı kadarıyla Afrin'e, YPG'ye silah verilmesi. Bunun aslında Rusya'nın bir şekilde bunu bahane olarak kullanıp Suriye'deki askeri varlığını arttırma çabasında olduğunu görüyoruz. Bu aslında iki taraf için de acıtacak bir süreç. Yani ekonomik olarak iki tarafı da hırpalayabilecek bir süreç. Türkiye her ne kadar bazı önlemler aldıysa da bu uzun vadede iki ülkenin uzun vadeli ekonomik ilişkilerini, oluşan iki ülke arasındaki güven ilişkisini zarar verebilecek bir şey. Ve aslında bu güven ilişkisi özellikle uzun vadede bu şekilde devam ederse stratejik ekonomik yatırımların bir şekilde etkilenmesine yol açacak. Ve uzun vadede yani sadece bu Türkiye'ye zarar gelmeyecek. Rusya zaten geçen sene işte iki senedir uygulanan yaptırımlar sebebiyle ekonomisi çok iyi durumda olmayan, bu sene sadece ekonomisi %3,5 küçülmüş bir ülke. Dolayısıyla bu konuda Rusya'nın da zararsız çıkmayacağını Rusya'nın ve Rus halkının anlaması gerekiyor. Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı SETA'nın düzenlediği panele katılan uzmanlar, Rusya'nın Suriye'nin toprak bütünlüğünü umursamadığını, Moskova'nın ülkelerin toprak bütünlüğüne önem vermediğini, Ukrayna ve Gürcistan örneklerinde de gördüklerini söyledi. Emre Elçi, Amerika'nın Sesi, Washington.